Selamünaleyküm. Herkese hayırlı Ramazanlar. Ramazanın gelmesiyle birlikte aslında herkes evde kaldı. Pandemi şartları ağırlaştı. Birçok insan işsiz. Çok fazla sıkıntı var. Bu sıkıntı sadece ülkemizde değil, neredeyse tüm dünyada var. Çoğu insan pandeminin gerçek olup olmadığını konuşuyor. Ama biz bunları bir kenara bırakalım. Biraz mutlu olmak için Chia Coin adı altında bir coin varmış. Bu nedir? Ne değildir? Bunun hakkında ufak da olsa size bilgilendirme yapacağım. Chia Coin hakkında konuşmaya girmeden önce Twitter adresimi takip etmeyi unutmayın. Tüm güncel haberleri, anlık duyduğum her şeyi Twitter adresimden duyuruyorum sizlerle birlikte ve sorularınız olduğunda orada daha hızlı bir şekilde cevap verebiliyorum size. Kısaca videoların gelmesini beklemeden önce anlık haberler için Twitter adresimi ve Telegram adresimi takip etmeyi unutmayın. Gelelim Chia Coin'e. Türkçe çok az bir kaynak var. Herkes yabancı forumlarda şurada burada bilgiye ulaşmak için çabalıyor. Ben de günlerdir aslında bu konuyu araştırıyorum. Yabancı forumlar, yabancı videolar, artık aklınıza gelebilecek neredeyse her yerde araştırmalar yaptım. Ve bu konu hakkında birkaç tane düşüncem var. Onlara gelmeden önce bu Chia Coin nedir? Onu size basit bir şekilde anlatayım. Chia Coin günümüzde Ethereum mining sistemlerinin sürdüğü, ekran kartlarının hayvan gibi bu sistemler için çalıştırıldığı ve elektrik israfının, yani elektrik tüketiminin fazlasıyla olduğu bir dönemden geçiyoruz. Herkes mining yapmak istiyor tabii ki. Gidiyor ekran kartını alıyor, şunu bunu alıyor, topluyor sistemi, her şeyi hazırlıyor. Hop, elektrik fiyatına bir bakıyor. Abi kazandığı zaten 200 lira, 300 lira. Tabii küçük yatırımcı için konuşuyorum. Bilemedim 500 lira, aylık 1000 lira kazanıyor. Kazandığı paranın zaten %30'u otomatikman elektrik parası geliyor. Çünkü kullandığı ekran kartları zaten devasa elektrikler tüketiyor. Bir tane de kullanmadığı için otomatik 10 tane, 15 tane, 20 tane bütçesine göre diziyor ve bu da inanılmaz derecede yüksek bir elektrik maliyeti getiriyor ve kazandığı paranın aslında büyük bir bölümü çöpe gitmiş oluyor. Ayrıca kullandığı kartlar da ilerleyen zamanlarda çok fazla yıpranırsa çöp olmuş oluyor. Elinden çıkarmak istediği zaman bu konuda çok fazla zorlanıyor. Yani şunu demek istiyorum. 10.000 TL bir ekran kartına yatırım yaptınız, ekran kartını aldınız. Bir yıl kadar kullandınız, sonra satmak istediğinizde o ekran kartıyla mining yapıldı mı diye bir soru sorulduğunda ortada kalıyorsunuz. Neyse, bunları zaten biliyorsunuzdur, bunları es geçiyorum. Chia Coin tüm bunların üzerine yepyeni bir sistem getirdi. Aslında bu sistem yıllardır araştırılan bir sistemdi. Nasıl bir çözüm bulunur diye herkes düşünüyordu. Ve BitTorrent'in eski kurucularından olan bir kişi bu konuya çözüm buldu ve Chia Coin adı altında aslında harika bir sistem duyurdu. YouTube'da belki çok fazla video gördünüz veya yorumlarda falan okudunuz. Neymiş Chia Coin boş yatırım, yok şöyle olacak, yok böyle olacak. Haklısın kardeşim. Doğru söylüyorsun. Boş yatırım olabilir. Belki küçük yatırımlar bir şeyler kazandırmayabilir. Ama günümüzde Ethereum üzerinden mining yaparak para kazanmak isteyen insanlar artık Ethereum gelirlerinin fazlasıyla düştüğünün farkında ve elindeki sistemleri çıkarmaya çalışıyor. Letgo'da, sahibinden.com'da falan gezersen zaten bunu fark edersin. Herkes elindekileri satıp farklı bir para kazanma yöntemi arayışlarına girdi. Bu da herkese çok cazip geliyor çünkü elektrik gideri yok, denecek kadar az. O yüzden herkes buna yöneldi. Video biraz detaylı ve uzun oluyor. Lütfen videoyu atlamadan izleyin. Çünkü anlattığın her şeyi biliyorum kardeşim. Niye uzun uzun konuşuyorsun diyorsun ama belki arada bir kelime işine yarayabilir. O yüzden atlama. Tam tersi çarpı 2 yap. Daha hızlı dinle. Daha hızlı öğrenmeye çalış. Hatta bundan sonraki YouTube hayatındaki bütün videolara çarpı 1.5 yap. Hayatından neredeyse tüm videolardan zaman kazan. Benim yaptığım gibi. Neyse, çok uzatmadan Chia Coin'e tekrar gelelim. Chia Coin BitTorrent kurucularından olan bir tane kardeşimiz tarafından atılmış bir sistem. Şu şekilde çalışıyor. Hemen şuraya eklediğim grafiğe de dikkat ederseniz elinizde bir tane SSD ve yüksek miktarda kapasiteye sahip HDD lazım. Yani taşınabilir hard disk lazım. SSD ve HDD'nin özellikleriyle ilgili bir video yaptım. Onu hemen şu yukarıdaki linkten veya videoların kısmından, artık açıklamadan nereye eklediysem oradan şöyle bir kısaca bir bakıver. Birkaç saniyeni alır, oradan o videoya ulaş. O videoyu da izle. Sistemini kur. Chia Coin farming yapabilmek için elinde hızlı bir M.2 SSD ve yüksek kapasitede taşınabilir HDD olması gerekiyor. Daha önce anlatmış olduğum Chia Coin nasıl kazanır videomdan yüklediğim program SSD içerisinde parça parça klasörler oluşturuyor. Bu klasörlerin boyutu 300 GB'lara, yani daha doğrusu senin pilot yapmak istediğin sayıya göre değişiyor. Boyutuna göre seçtiğin plotting başladığında SSD içerisinde parçalara ayrılıp tek bir dosya haline getiriliyor. Bu da SSD hızına göre değişiyor. Yani SATA bir SSD kullanıyorsan zaten grafikte de görüyorsundur. M.2 SSD ile arasında devasa fark var. Yani kısaca böyle bir sisteme başlayacaksan ilk yapacağın iş M.2 SSD almak. Hangi M.2'yi alayım diyorsan onunla ilgili videoda yaptım. Onu izle, oradan kendi kararını kendin ver.
Plotting işlemi başladığında M2'deki dosyalar tek bir dosya haline getirildikten sonra taşınabilir HDD'ye kopyalanıyor ve SSD'nin içerisinden siliniyor. Taşınabilir HDD'ye kopyalanan dosya artık Farmic için hazır oluyor ve dosya boyutuna oranla Farmic işlemini başlatıyorsun. Şu an için dünya üzerinde sanırım bir iki tane havuz var. Bu havuzlar üzerinden kazım sağlayabiliyorsun ve şu an zaten 4 ya da 5 taneydi sanırım. Borsada bu para listelendi. Oralara transfer edip parayı kullanabilirsin. Nasıl transfer edeceğinle ilgili videoda hazırladım. O videodaki adımları izleyerek transfer işlemini de gerçekleştirebilirsin. Konuyu toparlamak gerekirse Chiacoin SSD üzerinde oluşturulan dosyaların sıkıştırılmasıyla HDD'ye kopyalandıktan sonra Farmic işlemi başlaması olayıdır. Yani ekran kartının bir nevi doğrulama yaptığı sistemi siz HDD üzerinden yapıyorsunuz. Daha detaylı açıklamayı hemen açıklama kısmına ekliyorum. Oradan yazı şeklinde de okuyabilirsiniz. Bu sistemi yapmak mantıklı mı diye düşünüyorsun. Eminim aklından geçiyor. Veya bu sistemi kurmak kaç paraya mal oluyor? Veya nasıl şeyler kullanabilirim? Hangi sistemleri tavsiye edersin de dediğini duyar gibiyim. Tabii onunla ilgili de video hazırladım. Lütfen videolar kısmından o videoyu izlemeyi unutma. Başta hatırlattığım gibi Twitter adresimi, Telegram adresimi takip etmeyi unutma ve anlık bildirimleri kaçırma. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.